çok aşağılardayım Erman. Ne kadar güzel başladım ya güne. Kahvaltı yok, bir şey yok. Hiçbir şey hazırlamadım. Şu televizyon haline bak. Ya bu ne kadar güzel bir televizyondu. Görüntü vardı Erman. Ama o görüntünün üstüne başka kanalın sesi düşüyordu. Ay, neden böyle oluyor? Erman. Ne? Erman, gerçekten biz ne zaman geçeceğiz plazmaya? Geçeceğiz abim. Az kaldı, az kaldı. Allah'ın izniyle ben bir cinnet getireyim. Ondan sonra hepinizi geçireceğim plazmaya. Sonra ben geçeceğim karşısına. Böyle duracağım. Diyeceğim ki bu kötü bir görüntü ya. Nerede bunun high definition'ı? Nerede bunun ledlerini? Erman, çok konuşma da tut şunu. Ne Erman? Çok konuşma da tut şunu. Yine başladı arkadaş sabah sabah. Karnım aç ya. Erman, ne kadar yeteneksizsin. Bırak artık, bir şu anteni ayarlayamadın ya. Ya başlayacağım anteninin ayarını. Arkadaş kalk Allah'ını seversen ya. Kalk Allah'ını seversen diyorum ya. İki yumurta kır, gideceğim ben ya, hadi. İyi, yumurtaları yumurtla ver bana. Ben de kırıp pişireyim. Ne? Ne? Yumurta yok ki. Almadı mı yumurta? Nasıl yok ki ya? Akşam eve gelirken markete uğrayıp alaydın Erman. Her işi ben mi yapacağım bu evde? Her işi sen mi yapacaksın bu evde? Doğru söylüyorsun. Akşama kadar televizyonun karşısına geçip angut gibi mesai harcamak zor sana. Haklısın. Doğru bak, buraya kadar tamam. Bense itler gibi çalışıyorum. Sabahtan akşama kadar sırf bizim sokağa benziyor diye başka bir sokaklara usulca sokulup posta kutusuna mektup bırakıyorum. Ağzımı açmıyorum değil mi? Şikayetçi değilim. Kurban olayım, bari şu evin alışverişini sen yap ya. Vallahi Allah taş eder bak. Ah, etmiş bir de bize eder. Para ver yapayım Erman. Ne parası? Ben sana dün markete gitti 50 lira verdim. Ne yaptın sen parayı? Bak abiye, bize aldırdın mı bu çift kapılı buzdolabı? Aldığımızdan beri ikinci katında siftah yok. Hay be, bir kata para verdik dedin. Ayıptır ya, biz de insanız da. Erman, millet üç kapılıya geçti. Biz iki kapılıda kaldık. Millet aya gidecek, biz o zaman da ancak plazmaya geçeceğiz. Gitsin, gitsin millet. Zaten o aya dolmuş da gitme işi çıksın, ilk ben gideceğim. İlk ben gideceğim. Abiye, dün sana verdiğim 50 lirayı ne yaptın ya? Markete gittim ya. İki tane yumurta niye almadın o zaman? Niye mi almadım? Kapat gözünü. Tamam, bir dakika. Bir dakika. Bana bir dakika ver. Bir dakika verebilir misin bana? Dur. Bunu alınca öbür sükülere para kalmadı. O ne var? Bu ne Erman? Erzurum hançer dansı. O ne abiye? Espresso makinesi. Ne makinesi? Espresso da olabilir. Tam olarak bilmiyorum, şu an kutunun üzerinde yazıyordu, doğrusu ona bakmam lazım. Peki abi hanım, biz neremize takacağız bu zippetto makinesini? Kahve yapıp içeceğiz Erman. Kahve yapacağız. Bu ne işe yarıyor? Ya yok Erman, cezveyle sadece normal kahve yapabiliyorsun. Espresso yapamıyorsun. Yani bunun böyle daha bir buruk, daha bir kekremsi bir tadı olduğu için. Yani içince insanın içinde böyle tropikal bir ormanlarda sanki atla geziniyormuşsuncasına bir his uyanıyormuş. O derece yani. Evet, kutunun... Ben de bilmiyorum, içmedim ama kutusunun üzerinde böyle üzerinde beyaz bir elbiseyle ormanda gezinen, atla gezinen bir kadın resmi vardı, oradan anladım. Sen şimdi gittin, benim sana eve erzak al diye verdiğim parayla kahve makinesi mi aldın? Evet. Çok büyük indirim kampanyası vardı Erman. 100 liralık makineyi 50 liraya indirgemişler.
Nereden baksan %30 indirim yani. Tabii ya, sen de bu fırsatı kaçırmayayım diye koşa koşa gittin, kampanyadan yararlanıp aldın geldin değil mi abiye? Evet Erman, Erman. Tek bir alışverişle ev bütçesini 50 lira kâra geçirdim. Dur ben hemen bunu fişe takayım. Hemen şimdi sana bir tane espresso yapacağım. Kolu döndürdüm, espresso oluyor Erman. Abiye, ben kahve istemiyorum. Yumurta istiyorum, yumurta! Hala inat ediyorsun değil mi Erman? Şuna kahve demek de hala inat ediyorsun. Kahve değil bu, espresso. Erman, çok rica ediyorum senden. Yalvarıyorum sana, lütfen biraz modernleş, çağdaşlaş. Çok affedersin, öküz geldin, öküz gideceksin. Erman, Erman hemen her yeniliğe kafadan itiraz ediyorsun. Ya lütfen çıkar at şu beygir gözlüklerini. Biraz yeniliklere açık ol, metroseksüel ol. Seksüel olayım ben. Güldürme Allah'ım sen. Seksüel olacağım he. Akşam oldu mu çok başım ağrıyor Erman. Başka bir zaman diye benim sanki. Benimle kafa bulma. Benimle kafa bulma abiye. Benimle kafa bulma. Her şeyi bırak. Kafadan bir gün izin ver bana bir gece. Bak ben sana nasıl seksüel oluyorum o zaman görürsün. Duvarı kırarım duvarı. Adım Erman. Soyadım Kuzu. Erman. Boşa yer kaplıyor biliyor musun bu dünyada? Allah'ım, kurban olduğum ya Rabbi. Yaratıyorsun, niye takip etmiyorsun ya? Bu evlilik, bu nikah gününe tam imzayı atarken niye bir yıldırım, bir işaret vereydin de bu iş olmayaydı kurban olduğum ya Rabbi. Lütfen ya, lütfen. Yarcan! Kızım ne yapıyorsun? Ayakkabını düzeltiyorsun. Makyaj da tazele bari. Dur nereye gidiyorsun? Çıkışa gidiyorum. Biz dün oradan mı geldik? Hatırlamıyorum. Sarhoştum. Biz dün buradan geldik. Derenemem. İşte benim gezi tünelim. Anladın mı? Bak şimdi güzelim. Buradan dümdüz devam ediyorsun. Ondan sonra yukarıda bir kapak göreceksin. O kapağı açıyorsun. 100 metre sonra bir tane geçiş göreceksin. Tam karşında bir otopark var. Oradan binersin bir taksiye gidersin. Bu nedir? Fener. Ne işe yaradığını biliyor musun? Tabii ki biliyorsun. Bununla yolumuzu buluyoruz. Bu feneri de çıkışa koy. Ha bu arada kapıyı kapat. Ceren yapmaz. Hadi canım görürüm seni. Haydi. Kazan mübarek olsun. Haydi çık ya. Hadi git. Ya açtım. Aramayacak mısın beni ya? Arayacağım seni. Arayacağım. Hadi. Hadi çık canım. Ya iyi de numaramı almadın. Almadım ben senin numaranı. Tamam. Söyle hemen alıyorum numaranı. Söyle yavrum. Hadi. 0. Ay bu kesin yine kulağında Forkman'la uyuyakaldı ha. Ben ineyim de bir bunu uyandırayım. Ay ben de geleyim ablacığım senle. Yarcan! uyanmış işte bu. Uyandım ablaların en güzeli. Erkenden uyandım, erkenden giyindim. Günaydın. Kız, mor benekşe. Sen gelir miydin buraya? Seni işine yolcu etmeye gelmiş. Ne var, gelemez miyim? Hayır, gel tabii, gel. Gönlümün sultanı da nikahtan önce olmaz diyordu ya. Yarcan çok iyi, utandırma beni. Haklısın. Benim için de önce nikah. Zaten diğer türlüsü bize yakışmaz. Senin gibisi şu devirde kaldı mı Yarcan? Ablasının canı. Cüzdanımı alayım hemen çıkayım ben. Geç kalıyorum ben. Ben geç kalıyorum bak. Şu odanın dağınıklığına bak. Hiç utanmıyorsun değil mi? Ezgi'den de utanmıyorsun. Ezgi sen korkma. Bunlar evlendiklerinde tekrar insana dönüşebiliyorlarmış. Aman abla boş ver canım. Ya can bu süt yiyen kimin? Dante. Cüden mi o? Pardon ablacığım. Yarcan, kimin bu süt yer? He? Dur bakayım Ezgi'cim yakından. Dur bakayım. Bu süt yer, bu süt yer şeyin ya. Benim. Senin mi? Benim süt yerim bu. Aman alım. Yarcan. Yoksa sen gay mi oldun? Ney mi oldum? Ney mi oldum?
Bunu bana nasıl yaparsın ya Can ya? Yoksa sen beni başka erkeklerle mi aldatıyorsun? Kızım senin ağzından çıkana kulağın duysun. Ne şekil konuşuyorsun sen ya? Ne şekil konuşuyorsun? Benim gibi süzme bir delikanlıdan böyle bir yumuşaklık nasıl bekliyorsun ya? Lan gırt, kodumu oturturum. Çarpıntım başladı. Gel oturalım şöyle. Benim libidom düştü galiba. Sıksaydın ya azıcık daha dişini. Yaza evleniyordunuz işte. Ya abla sen yapma bari ya. İnanmıyor musun sen bana? Benim görmüşü diyen. Yercan, ne yapıyorsun peki o sütyeni? Ne yap? Tamam abla, peki. Bunu sen istedin. Biraz canın acıyacak ama, biraz evet canın acıyacak ama bunları söylemek zorundayım. Siz yukarıda, sımsıcak yuvanızda, aile saadeti yaşarken, mısır patlatırken, ben burada, bu bodrum katında, bu izbe yerde üşüyorum abla. Üşüyorum. Ve insan vücudunun, inanmayacaksın, en üşüyen yeri neresiymiş biliyor musun abla? Araştırdım, kitapları okudum. Meme. İnsan memesi. Benim bu memeciklerim üşüyor. Ve ben bunun içerisine zaman zaman yün, zaman zaman pamuk doldurup göğüslerimi kapatıyorum. Yani ben bu sütyeni ısınma maksatlı, içlik olarak kullanıyorum abla. Evet, içlik. Ay, ay, ay Allah Yercan. Vallahi yüreğime indirdim bir araya. Böyle bir gittim gittim geldim. Ya ben nerelere gittim, nerelerden geldim Ezgi. Yazıklar olsun sana Ezgi. Bana inanmadın değil mi? Yazıklar olsun. Affedersiniz, sütyenimi burada unutmuşum da. Abla, gördün mü? Bizim bu dolabın içinde masal dünyasına açılan gizli bir tünel varmış meğerse. O gelen kız da zaten gerçek değildi. Masal dünyasından geldi o. Hani harikalar dünyasını piyasa yapan bir Alice var ya, o işte. Hani yumurta kafa var, duvarın üstünde duruyor. Düşecek mi, düşmeyecek mi? Tavşanla kıvıştırıyor filan. Görmediniz mi ya? Geldi buraya Alice. Allah bizim... seni kahretsin. Çok ailesin Yarcan. Benim topu taklımı da atabilirsin. Sağ olasın babacığım. Üstelik ben o kadar da bahçe yapıp getirmiştim sana. Kızım sen iyi misin? Poğaça yok ki bunun içinde. Evet. Buraya inene kadar sizinkiler hepsini yediler çünkü. Bak yine 90. Yine 90'a taktı. Geçen sinirlendiğinde de böyle yaptı. Alex gibi oluyor. Tak atıyor 90'a. Sinirlendirip bunu sahaya salacaksın. Yercan. Kusura bakma. Çok canımı çekti. Ne yapıp edip o kızın gönlünü alacaksın yoksa seni sokmam bir daha bu evden içeri. İnsanın en çok üşüyen yeri neresiymiş göstereceğim ben sana. Yani 90'a taktı ya. 90'a taktı nasıl çıkar ki şimdi burada? Türk balı ho, Türk balı hey. Baba bana para ver, baba der mi? Bakın hanımefendi son 3 aydır sizi her gün arıyorum. Her defasında beni beklemeye alıp müzik dinletiyorsunuz. Yani 2 saattir şu telefon kulağımda beni bekletip ondan sonra telefonu suratıma kapatıyorsunuz. Ya bakın usandım artık 2. sınıf vatandaş muamelesi görmekten. Ben de bu ülkenin bir ferdiyim. Benim de herkes gibi haklarım var. Ayrıca önemli bir durum olmasa ben niye arayayım sizi? Eğer beni bugün de canlı yayına bağlamazsanız sizin programınızı İnsan Hakları Mahkemesi'ne şikayet edeceğim. Ya birinin de Şükran teyzenin Kamil amcanın evlenmesine karşı çıkması lazım. O amca bir sapık. Ya bakar mısınız gerçekten Şükran teyzeye bakıyor gibi yapıyor. Arkasındaki Neriman Hanım'la Şükran teyze gözünü aç Allah'ın aşkına. Alo, alo hanımefendi, insaniye, alo, alo. Ha, müziği koydunuz yine. Siz beni bağlamazsanız ben de sizi seyretmiyorum. Erman, herkes telsiz telefona geçti. Biz hala çevirmelide kaldık Erman. Abla ben işe gidiyorum. Hiç zahmet etmeseydin, biraz daha bekleseydin. Belki iş buraya gelirdi. Yarcan. Saat 9 oldu. Sen daha ne oyalanıyorsun? Ya abla üstüme gelme ya. Üstüme gelme.
Zaten gördün, moralman bitik durumdayım. Sanki borsada çalışıyorum. Ben işe gitmezsem dünya ekonomisinde kriz çıkacak. Yarcan seni de ayakkabılarınla mı dolaşıyorsun? Ya sildim aşağıda, tamam bağırma ya, bağırma. Tamam çok konuşma. Çok konuşma, bir dakika bekle. Dur bakayım. Yut şunu. O ne abla, vitamin mi? Ha, okunmuş vitamin. Pirinç abla o ya. Yarcan, yut bakayım şunu. Abla ben onu yutamam, su lazım onun için. Gezime kaçar benim o. Yarcan, aç ağzını. Of. Kapat. Gitti mi? Gitti. Keşke sırtım kalsaydı abla ya. Yarcan, akşam eve gelirken ne olursun bir demet çiçek al da şu kızın gönlünü al. Bak kaç senedir senin yüzünü parmağında taşıyor, yazık. Abla, benim Ezgi'ye ne kadar muhabbetle bağlı olduğumu biliyorsun. Bir hatadır, bir karışıklıktır oldu. Ben onun gönlünü alacağım tabii ki. O benim biricik gül goncam. Hiç merak etme ablacığım. Yarcan, ağlatacaksın ben. Yarcan, benim duygusal, benim namusum kardeşim. Hadi ablacığım, ben geç kalıyorum. Gideyim ben ablacığım. Yarcan, Yarcan, bu devirde senin gibi kalmadı. Hadi, hadi abla, hadi. Hadi kolay gelsin sana. Sağ ol. Ablaların güzeli. Allah senin açıklığı versin. Sağ ol. Mükemmel Yarcan. Abla ya, bu yan taraf tutulmuş mu? Ha, sabah taşındılar. Ha, nasıl insanlar yan komşular? Vallahi eniştelerine uğraşıyordum, hiç göremedim. Ya böyle güzel çıtır kızları var mıymış? Narmanyalı. Yarcan, ben demin içeride neye ağladım? Ya sen niye adam olmuyorsun? Niye aklı bir tek orana çalışıyor? Ya tamam abla, tamam kaçtım. Defol. Hemen sinir ya, hemen hadi. Defol. Tamam. Defol, hayırlı işler. Şükran teyzemi de unuttum ya. Sen televizyonu kapıyorsun, Şükran teyzeme mi tavır alıyorsun? Onun ne suçu var? Şükran teyze, Şükran teyze. Nebil amcayla, Nebil amcayla, Kamil amcayla değil ya. Fındık tepe postanesi, buyurun. Erman Bey. Efendim. Telefon size. Allah Allah, kim arıyor acaba? Kim arayabilir? Benimkisi yine erken başladı bu sabah mesaiye. Teşekkür ederim. Alo, buyur, hayatımın törpüsü. Boşluk ne diyor benim için? Erman, neden ne zaman seni arasam sürekli telefonu aşırılık açıyor? Demek ki iş yerinde sürekli kıç kıçasınız. Hiçbir şey demiyor, neresin? Selam söylüyor. Sen beni her aradığında telefonu adamın teki açsa ne düşünürdün Erman? Kızım bak, delirtme beni, orası ev. Orada adamın tekinin ne işi var ya? Ne işi var? Bilmiyorum artık. Ama o şıllığın sana bakışlarından hiç hoşlanmıyorum. Abi, lütfen mesai arkadaşıma şıllık deme. Lütfen. Ayıptır ya. Ayakların şişmiş. Lütfen. Bir de o şıllığı bana karşı koruyorsun öyle mi Erman? O kızı bana karşı koruyorsun. Çok güzel, çok güzel. Ben ne diyeyim size? Allah sizi mesut etsin. Allah sizi mesut etsin. Abi, gözünü seveyim. Sabah sabah saçmalama. Bak önümüzde upuzun bir gün var. Allah'ını seversen birazını da öbür saatlere sakla ya. Erman, düşündüm de öyle bir kız seni ne yapsın? Demek ki ataları filan Hintli değil mi? Kim? Hintli kim kız? E Hintliler öküze tapıyorlar ya Erman. Abi, daha fazla oyalama beni. Ne söyleyeceksen söyle. Dağıtıma çıkacağım. İşim gücüm var benim ya. Hadi. Oh, o şırlığı da al. Bir yerlere gidersiniz. Beraberce güzelce dağıtırsınız artık. Abi ya, bak dinlet, yola çıktı. Geliyorsun sana doğru. Ne istiyorsan söyle çabuk ya. Unuttum. Neyi unuttun? Seni niye aradığımı unuttum. Neyse aklıma gelince ararım bir daha. O şıllığa da söyle senden uzak dursun. Vallahi gelirsem saçını başını yolarım onun ha. Tamam söylerim. Çok selamı var size. Fındıktepe postanesi, buyurun. Posta dağıtım sorumlusu Erman Bey'i alabilir miyim bir kere daha? Erman Bey, telefon yine sizi. Karınız arıyor. Efendim, hayatımın sonbaharı. O şıllık bana niye karı diyor? Ne? Hanımınız arıyor diyecek, eşiniz arıyor diyecek. Gelirsem oraya paspas yaparım onu. Erman, bakıyorum yine telefonu o açıyor. Demek ki yine dip dibesiniz. Maşallah hiç ayrılmıyorsunuz, hiç ayrılmıyorsunuz. Abi, bak biraz ara ver tacizlerini.
Sivrisinekler bile tokat atınca iki kere serkeleyip ondan sonra saldırıyorlar. Saçma sapan hareket yapma sabah sabah. Saçma sapan hareket yapma sabah sabah. İlk seferinde niye aradığımı hatırladım, onun için aradım. Ne istiyorsun? Akşam eve gelirken yoğurt al. Türk balı ho, Türk balı hey, baba bana para ver.